Herkese yeni bir videodan merhaba. Evde birileri varken de video çekmek hiç kolay olmuyor ya. Şimdi biliyorsunuz bir süredir o koleksiyonum, bu koleksiyonum, zımbırtı koleksiyonum, kıtırtı koleksiyonum diye videolar çekiyorum. Acaba başka ne videosu çekebilirim diye size sorduğumda, hani diyorum ya bu yorum kısmına bırakın ben onları okurum, işte fikir alırım vesaire diye. Çanta koleksiyonum merak edenler olmuş. Bu aslında koleksiyon değil. Sahip olduğum, hepsinde değil ama işte kullanmayı en çok sevdiğim çantalarımı göstereceğim bugün size. Ama önce şunu söyleyeyim. Çantalarımın çoğu benim değil, annemin çantaları. Ve benim lisede el koyduğum çantalar. Çok fazla çanta alışverişi yapan bir insan değilim. Yıllardır aynı çantaları kullanıyorum. En son 3 ay önce ya da 2 ay önce bir çanta aldım. Ondan önce satın aldığım çanta belki 3 sene önce falan diyebilirim. Çok fazla çanta satın almıyorum zaten. Dediğim gibi anneminkileri kullanıyorum. Bazılarına tamamen ben el koydum. Artık o benden izin alıyor en fazla kullanabilir miyim diye. Dilerseniz severek kullandığım çantaları göstermeye başlayayım. Normalde çok büyük çantalar kullanmıyorum. Hatta o yüzden çoğu büyük çantamı kendi dolabımdan annemin çanta dolabına aktardık kullanmadığım için. Arada sırada da olsa kullandığım iki tane büyük çantam var. Onları göstereceğim şimdi size. Birisi, Allah'ım çantasından çıkartabilirsem önce kendisini de göstereceğim. Birisi bu Michael Kors taba rengi çanta. Ben de çok fazla görmemişsinizdir bunu kombinlerimde. Çünkü anca böyle uzun yola çıktığım zaman falan kullanıyorum. İçi çok şey aldığı için. Bu şekilde sapının zincirleri var uç kısımlarında. Sapı da kendiyle aynı renk zaten. İçini nasıl gösteririm bilmiyorum ama içinde de böyle bayağı çok fazla göz var. Yani çok fazla eşya alıyor. O yüzden uzun yola çıktığım zaman bu çantayı kullanmayı tercih ediyorum. Net gözüküyor mu acaba oradan ya? Seviyorum bu çantayı. Hayır, bir de görüntülü. Efendim? Aşkım, video çekiyorum. Belli suratından belli. Makyaj yapmış. Evet. O zaman şeyi yanlıştırdın. Kısmen. Yer yer. Zaman zaman. Şu an videodasın biliyorsun değil mi? Buraları kesmeyeceğim. Öyle mi? Evet. Tanırım acı öyle şeyler. Kamera bana odaklı o yüzden yerimden sallanamıyorum. Okey tamam. Böyle de araya dalınmış oldu. Şimdi her şeyi toplayıp ortadan kaldırayım ki ondan sonra annem yine dağıtmasın buraları diye kızmasın bana. Bir diğer çantam yine Michael Kors'tan. Daha demin gösterdiğim çantanın grisi. Daha doğrusu bu zımbalı mımbalı da bir şey. Yani tam aynısı denilemez. Şekli de farklı. Çantamız bu şekilde. Bunu ben taktım buraya bu arada. Yıllardır da burada duruyor. Hiç de demedim ki Enfa şunu çıkart da bir gün de öyle kullan. O değil de şu an kameraya bakınca fark ettim. Buradaki yastık düşmüş ya. Allah'ım sallanamıyorum kamera bana odaklı diye. Dur sen burada. Bunun da kullanmak için bu şekilde bir askısı var. Yine içi diğeri gibi geniş. Ama kağıtlar var içinde. Ama şöyle gösterebilirim. Birçok cebi var. Ve dediğim gibi bu şekilde tüm köşeleri, arkası da öyle bu şekilde zımba detaylı. Bu çantayı da seviyorum ama ben bu çantaları aldığımda bunu 7 sene falan oluyor. Diğerinde bir 4 senesi falan var. Bu çantaları aldığımda büyük çantalar modaydı. Küçük çanta pek fazla taşımıyorduk yani. O yüzden aldım bunları. Şu anda bir çanta alışverişine çıkacak olsam büyük çanta alır mıyım? Asla almam. Büyük çantaları bitirdik. Bir tane de siyah Bottega'm var ama o nerede bilmiyorum ya. Şimdi kalkıp onu bulamam. Buraya getiremedim. Kamera bana odaklı zaten. Buradan kimse kaldıramaz şu an beni. Abim de uyudu. Kamerayı ona odaklattım. Sonra gitti uyudu. Şimdi uyuduğu için tekrar çağıramam. O yüzden yerimden kalkamıyorum. Kala kaldım burada şu anda. Video bitene kadar buradayım. Kız ya tuvaletim gelse ya bir şey olsa. Tuvalete bile gidemeyeceğiz. Sonrasında. Dedim ya 2-3 ay önce bir çanta almıştım diye. O da bu. Balenciaga'nın bir çantası. Balenciaga'nın her modelini çok seviyorum. Keşke bunun büyüklerini de alabilsem. Ama alamıyorum. Neden? Çünkü param yok. Param olmadığı için alamıyorum. Bunu alabildim.
maalesef. Bu çantayı aldığım günden sonra hiç param kalmadı. Bir süre yemek yiyemedim. Arkadaşlarımla yalnızca çay içebiliyordum. Neden? Çünkü param yoktu. İçi şu anda dolu. Bugün de bunu kullandım. Şu an dolu içi. O yüzden içini gösteremiyorum ama içinde gösterecek bir şey yok zaten. Bir tane fermuarlı cebi, iki tane de küçük cebi var. İçini diğer çantada göstereceğim. Bir tane daha Balenciaga çanta var. Orada göstereceğim. Bu çantaların en sevdiğim olayı da bu fermuarlıklarında bu şekilde iplerin olması. Bunda da var bakın. Böyle çantayı taktığınız zaman bunlar aşağıya sarkıyor. Ve bayağı güzel bir görüntüsü oluyor. Çok severek kullanıyorum bu çantayı da. Bunun içi dolu olduğu için yere bırakmayın. Berekettir derler. Çantanızı yere koymayın. Ben koymuyorum. Her zaman ya koltuk başlığını asıyorum ya da yeni bir koltuk istiyorum oraya koyuyorum. Neden? Çünkü bereketi kaçarmış. Bize böyle öğretildi. Bir diğer Balenciaga'm. O da şu. Daha demin gösterdiğim çantanın kırmızısı bu şekilde. Ceplerinden bahsediyordum ya. Böyle bir çanta. Şimdi bu çanta siz deyin 5 yıllık, ben deyim 10 yıllık. Benim dediğim olsun. Gerçekten 10-11 yıllık bir çanta. Annemin çantasıydı. O zamanlar liseye gidiyorum. Bu çantayı aldığı zaman lise 1'e mi ne gidiyordum? Yanlış hatırlamıyorsam. Balenciaga da daha o zamanlar Türkiye'de yoktu. Ve ben anneme demiştim ki bu ne iğrenç bir çanta. Ben bunu nasıl kullanacağım? Sadece kendini düşünüp alıyorsun. Bunun neresi güzel? Ve annem bayağı severek almıştı bu çantayı. Bunun neresi güzel, çok kötü bir çanta vesaire. Anneme bayağı kızmıştım. Gel gelelim, aradan yıllar geçti. Balenciaga oldum sana ünlü. Bu sefer ben anneme yalvarmaya başladım. Anne ne olur birazcık kullanayım. Versen ne olur ki? Çünkü anneme çok fazla laf ettiğim için annem ilk zamanlar bu çantayı bana vermiyordu. Bayağı yalvar yakar almıştım annemden bu çantayı. Şimdi ise benim oldu. Annem benden izin alıyor kullanmak için. Yine yıllardır kullandığım bir çantam daha var. Chanel'in bu klasik krem rengi çantası. Ama içinden bir şey çıktı. Ne bu? Aa, biz bunu şeyden almıştık. Belgrad'dan. Evet, Musa kızı Belgrad'dan almıştık. Görüyorsun değil mi? Bak içinde kalmış ve unutmuşum. İyi de bu paket hiç açılmamış. Ama bunun içinde niye iki tane var? İçi bu şekilde. Aynı zamanda burada da incecik bir cebi var. Burada da mı bir şey var? Vallahi var. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Ne bu? Dediğim gibi bu da yıllar önce alınmış bir çanta. Bayağı seviyorum. Modası geçmediği için hala severek kullanıyorum. Bu da tamam. Ya bu çanta değil ama bir çanta aksesuarı. Göstereyim. Merimuydu galiba bu ya. Unuttum. Bu süet bir çanta aksesuarı. Bunu çantalarınızın işte askılık yerine böyle bu şekilde bağlayıp takıyorsunuz. Çok da güzel bir görüntüsü oluyor. Mesela ben bunu şu anda siyah Balenciaga'ma takabilirim. Ama çanta değiştiririm belki. Dur şimdi takmayayım da. Evet evet, Merimuymuş bu. Taktığınız çantalarda sanki farklı bir modelmiş gibi duruyor. Böyle seçenek oluyor çanta aksesuarları. O yüzden seviyorum. Aa, ya niye sürekli bir şeyler düşüyor? Bu ne ya? Her yerden bir şeyler düşüyor. Bir tane Valentino'nun çantası. Bu normalde yan asılabilen küçük bir çanta. Ama ben bunu bu ucundan çıkartıp belime de bağlayabiliyorum. Hatta bel çantan nereden diye soruyorsunuz ama aslında dediğim gibi bu bir bel çantası değil. Bu bir normal yan çanta. Önündeki bu zımba detaylarından, buradaki tutmacından da var. Bunu böyle elimde taşıdığım zaman kendimi Burhan Altıntop zannediyorum. O yüzden sürekli böyle belimde taşıyorum. Bu şekilde asıp yan çanta olarak kullanıyorum. Çok hızlı gidiyor. Bu video çabuk bitecek. Şu an düşündüğüm tek şey buraları kim toplayacak. Ama bitmedi. Devam ediyorum. Şimdi size bir çanta daha göstereceğim. Bu çok eski bir çanta aslında. Çok çok eski. Yani 20 yılı falan var. Chanel'in bir çantası. Yine klasikleşen bir modeli. Artık içi soyuluyor çantanın. Zaten şuralar falan bayağı deforme oldu. Bu şekilde siyah minik bir yan çanta. Ama ben bunu değerli bir şey olduğu için, çünkü artık vintage'e düştü 20 yıllık falan. Değerli bir şey olduğu için yalnızca böyle özel bir geceye falan katılacağım zaman kullanıyorum. Günlük hayatımda kullanmıyorum bu çantayı. İçinin bordo olması benim en sevdiğim özelliklerimden. Bu arada ben
annemden geliyor bu huyu gerçi de. Çantalara çok özenli ve dikkatli bakıyorum. Ve özenli kullanıyorum. Kullandıktan sonra mutlaka kılıfına koyup kaldırıyorum. Açıkta bırakmıyorum. Her zaman onlara bebeklerimmiş gibi bakıyorum. Dolayısıyla bir çantayı kısa bir süre değil, çok uzun yıllarca kullanıyoruz. Uzun yıllar dediğimde öyle bir sene iki sene de değil. Hani en az 5 sene. Bir şeye para veriyorsak kıymetini bileceğiz değil mi? Bir de Michael Kors'un yine bu şekilde bir portföyü var. Bu portföy ama daha spor bir portföy aslında. 3 tane gözü var. Aynı zamanda sadece cüzdan olarak da kullanılabiliyor. Çünkü burada kartlıkları vesaire var. Dediğim gibi 3 tane de gözü var bu şekilde. Bunun içinden bir şey çıkacak mı çok merak ediyorum. Uzun zamandır kullanmıyorum çünkü. Çıkmadı. Bunun da rengini çok fazla seviyorum. Yine bunun rengine benzer benim başka bir çantam daha vardı ya Michael Kors. O nerede? Bulacağım şimdi. Yes, o da burada. Bu da en az 3 yıllık falan bir çanta. Evet, hatta onunla aynı renk çanta gerçekten. Bu şekilde hiçbir dışında cebi veya fermuarı olmayan bir çanta. İçinde de yalnızca 2 tane cebi var. Şimdi bir burada, bir de burada. Birisi fermuarlı, birisi değil. İçinde bir şey var mı? Diğer çantalardan çıkanlardan sonra sürekli çantaların içinde bir şey arar oldum. Ama yok. Bu çantayı da çok fazla seviyorum ama en son ne zaman kullandım diye sorsanız hiç hatırlamıyorum. Belki yıl bile olmuş olabilir. Ay, hediye mi etsem bunu size acaba? Ay, bilemedim. Kullanmıyorum da ha. Bunu düşüneceğim. Belki Instagram'dan hediye ederim. Bir tane. Bunu soruyorsunuz zaten ve zaten ben de çok fazla kullanıyorum. Louis Vuitton'un bir tane küçük bir çantası var. İçinde de minik bir gözü var bu şekilde. Çok fazla şey almıyor. Cüzdan, anahtar, telefon. Doldu zaten çanta. Minicik bir çanta. Bir de bunun askısı var. Askısı nerede ya? O da burada olacak. Heh. Bir de bunun bir askısı var. Yan olarak da kullanılıyor. Ama ben genelde bu şekilde zincirinden taşımayı daha fazla tercih ediyorum. Sen de yerine gir. Askın da senin çantana girsin. Senin askın niye ayrılıyor senin yanında? Ya o ayrılıyor. Sen buna neden izin veriyorsun? Şimdi en ama en sevdiğim çantalardan birine daha geçiyoruz. O da bu zımbalı Valentino. Küçük çantalarda genelde siyah tercih ediyormuşum, onu anladım. Bu çantanın da içinde bu şekilde minik bir gözü var. Bu şekilde kilitleniyor, böyle açılıyor, böyle bir kilitlenmesi var. Bu çantanın açıkçası benim en sevmediğim özelliği, askısını taktığınız zaman, yani elinizde taşımadığınız zaman, gerçi elinizde taşısanız da aynı sorunla karşılaşıyorsunuz ama bu zımba detayları askıda da var. Ve böyle yan çanta olarak taktığınız zaman bildiğin omuzunu deşiyor. En sevmediğim özelliği bu. Onun dışında aramızda hiçbir problem yok anlayacağınız. Son çantama geçiyorum. İçinden yine bir şey çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim. Bu çantayı alalı herhalde 4-5 yıl olmuştur. Yine askılı vesaire. Prada'nın minik bir çantası. İçine yalnızca cüzdan ve anahtar sığıyor. Telefonu koymaya kalktığımda telefon sığmıyor. Gördüğünüz gibi bakın yukarıdan çıkıyor. Bu derece küçük bir çanta. Ya da benim telefonum büyük, bilmiyorum. Neyse, küçücük bir çanta. 2 tane de böyle gözü var fermuarda. Çok severek yıllardır kullanıyorum. Herhalde bir 10 yıl falan daha kullanırım. Bakın benim ayakkabılarım da böyle. Ben bir ayakkabıyı alınca yıllarca kullanıyorum o ayakkabıyı. Fazla para vermem benim daha fazla ayakkabı almama engelliyor. Ucuz etin yahnisi yenmiyor ya. Kaliteli bir malı da uzun yıllarca kullanabiliyorsunuz. O yüzden daha kaliteli, yani biraz pahalı olsa bile daha kaliteli şeyler almaya çalışıyorum ki yıllarca kullanayım. Yani benim atıyorum bir tane kahverengi çantam olsun. Hiç gerek yok başkasına. Ben onu 10 yıl boyunca kullanayım. Yani parayı yalnızca bir kere vereyim. Bu şeye dönüyor. Takı videosunda da söylemiştim ya. Bana kızan insanlar 10 yıl içinde belki 100 tane çanta alıyor. Benden daha fazla para vermiş oluyor aslında. Hani dersiniz ya, bu kadar nasıl para veriyorsun vesaire diye. Aslında öyle. Yani siz baktığınız zaman ben bir tane alırken siz daha fazla almış oluyorsunuz. O yüzden ben daha kârda oluyorum aslında. Tabii ki bu kısa vadede değil, uzun vadede. Geleceği görüp hareket ediyoruz diyebilirim yani. Anlatacağım çantalar bu kadar. Çünkü en sık kullandığım, en sevdiklerim bunlar. Hepsini anlatmak istemedim. Çünkü öylesine duran, yıllardır kullanmadığım çantalar da var. Benim için önemi olmadığı için size de anlatmayayım dedim anlayacağınız. Mesela bu. Benim için hiçbir önemi yok bu çanta. Pembe, pofidik ama sıfır önemli bir çanta. Aslında var ya, Instagram'dan takip edenler bilir. Ben bundan bir hafta önce bir tane krem rengi bir çanta aldım. Nasıl puf, nasıl yumuşak. Allah'ım ya Rabbim, o kadar da tatlı. Ama kamera bana odaklı, kalkamıyorum yerimden. Yerimden kalkabilseydim size gösterirdim ya o çantayı.
Neyse, bir sonraki videoda artık araya sıkıştırırım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.